Şimdi siz diyor Rabbimiz Celle Celalü dünya hayatında işinizi yolunuzu buldunuz. Bu hainlik yapanları, yanlış yapanları savundunuz. Efendim yanlışlarının üstünü örttünüz. Azgınlığının üstünü örttünüz. Peki diyor Rabbimiz Celle Celalü ya kıyamet günü peki Allah'a karşı onlara onların vekili kim olacak? Siz bu dünyada savundunuz. Kıyamet günü kim savunacak yanlış yapanları? Hiç kimse. Çünkü ağız kapanacak. Eller konuşacak. Ayaklar konuşacak. Şaka değil bunlar kıymetli kardeşlerim. Bugün bu dili konuşturan Allah yarın bu eli konuşturamaz mı? Bugün, bugün bu göze görme kabiliyeti veren yarın mesela diyorum, anlaşılsın diye. Kulağa görmek kabiliyeti veremez mi? Allah'ın elinde. <laughs> Ağızlar açıldıktan sonra ve me kuntum testetiruna <laughs> ey şehad aleikum sem'ukum ve la absarukum ve la culudukum ve lakin zanantum en Allah la ya'lemu kesiren mimma ta'malun diyecektir. Fussilet suresinde anlatıyor. Ağızları mühürlenecek. El, ayak, göz, kulak, deriler konuşacak. Bütün olanları sahip dökecek. Ağızları tekrar açıldıktan sonra açıldıktan sonra kızacaklar eline, ayağına, gözüne, kulağına. Niye aleyhimize şahitlik yaptınız diye. Allah yaptırdı diyecekler. Allah konuşturdu bizi. Siz dünyadayken günah işlerken elinizin, ayağınızın, gözünüzün, kulağınızın, derinizin bir gün sizin aleyhinize şahitlik yapacağını bir gün yapıp ettiklerini tek tek sayıp dökeceğini, Allah'ın bir gün onları konuşturacağını, onların da hiç yalan katmaksızın her şeyi itiraf edeceğini unuttunuz. Hiç aklınıza gelmedi. İnsan günah işlerken elinden saklanıyor mu? Saklanamıyor. Eliyle işliyor çünkü. E yarın şahitlik yapacak. Bunu diyor Cenab-ı Hak. Gözüyle işliyor, diliyle işliyor, kursağıyla işliyor. Yarın tamamı Rabbin huzurunda şahitlik yapacak diyor Rabbimiz Celle Celaluhu.